geleceğimizin güvencesi, Genel Başkanımız Özgür Özel sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Dün geceyi yollarda, dün geceyi Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkarak geçiren, buraya Türkiye'nin dört bir yanından, İstanbul'un dört bir yanından ulaşan ve bugün bu çağrıya kulak verip burada korkmadığını, sinmediğini, teslim olmayacağını haykırmaya gelen ve bugün benim sözümü dinlemeye gelirken sözden daha önemlisi burada sözünü söyleyen her birinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan, Murat Aslan, çarşamba günü TUSAŞ'ımıza yönelik terör saldırısında şehit oldular. Onlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti için Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne ve terörle mücadelede verdiğimiz tüm şehitleri rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bu videoyu, bu toplantıyı terör saldırısından önce planlamıştık. Salı günü yapacağımızı duyurduk. Kadınların, çocukların, bebeklerin, sokaktaki canların, ormanların, orman yanarken telef olan canların, hepimizin yaşam hakkını savunmak için, yaşam hakkına vurgu yapmak için burada toplanacaktık. Çarşamba günü hain terör saldırısını yaşadık. Acilen toplandık iki parça halinde. Bir grup benimle birlikte Diyarbakır'daki arkadaşlarımız, bir grup Ankara'daki yönetici arkadaşlarımız. Ardından ertesi sabah erken saatte Ankara'da buluştuk. Bu toplantının yapılmaması, bu mitingin ertelenmesi gündemdeydi. Dendi ki her şey bir yana güvenlik kaygısı İstanbul'un trafiğini bile bir anda boşalttı. Güvenlik kaygısı o meydanı, o büyük meydanı dolduracak kalabalığı zorlar, gelmezler, gelemezler. Bugün yüreği burada olup da evinden bir başka yerden burayı takip edenlere büyük saygımızla, ama terör tam da bunu yapmak istediği için, terörün amacı bizi korkutmak, bizi susturmak, bizi sindirmekken, terörün amacı hayatımızı kendi hedeflerine göre değiştirmekken, terörün amacı bizlerde yaratacağı korkuyla bizlere istikamet dayatmakken, o korkuyu yenip kırıp buraya koşup gelenlere, meydanı dolduran on binlere binlerce teşekkür, binlerce selam olsun. Teröre, şiddete karşı korkmayanlar, hoş geldiniz. Susmayanlar, teslim olmayanlar, hoş geldiniz. Birlik ve beraberliğinden vazgeçmeyenler, hoş geldiniz. Bugün bu meydanda bu ülkenin geleceğine ipotek koymaya çalışan teröre, hayatımızın her alanını esir alan şiddete karşı hep birlikte meydan okumaya geldik. Ülkemiz 40 yıldır başta PKK,
farklı terör örgütlerinin hedefi olmaktadır. Milletimiz terör saldırılarında canlarını yitirmiş, şehitler vermiş, çok acılar çekmiştir. Güvenlik güçlerimizin yanı sıra kamu personelleri, öğretmenler, sağlık emekçileri, işçiler, siviller bu saldırıların hedefi olmuştur. Ama tüm bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetimizin 2 gün sonra 101. yılını kutlayacağımız bu günlerde dimdik ayaktadır, sinmeyecektir, teröre teslim olmayacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz Türkiye'nin kurucu partisi'yiz. Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı olan partiyiz. Güçlü, zengin, adil, demokratik bir Türkiye için terörü bitiren, şiddeti yok edip yurttaşlarını güvende tutan, toplumsal barışı sağlayan ve daima ileriye giden bir Türkiye için çalışanlarız. O yüzden bu milletin önünü kesmek isteyen kim olursa olsun, hangi odak olursa olsun, karşısındaki en büyük güç Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bugün yaşam hakkı için buradayız. Bugün yaşam hakkını savunmak için buradayız. Bu iktidar Türkiye'yi herkes için güvensiz hale getirmiştir. Bu iktidar yurttaşlarını koruyamamaktadır. Kadınlarımız güvende değildir. Çocuklarımız güvende değildir. Yeni doğan bebeklerimiz bile güvende değildir. 2022'de erkekler tarafından 334 kadın, 2023'te 315 kadın, 2024'ün sadece ilk 10 ayında 325 kadın hayatının baharında hayattan koparıldılar, katledildiler. Maalesef artan trend ortadadır ve bugün duyacağımız her rakam ilk 6 ayda bir yıl öncesini, ilk 9 ayda bir yıl öncesini yakalayan ve ülkenin ne kadar kötü yönetildiğini, bu iktidarın hiçbir rakama iyi gelmediğini, hiçbir kesime iyi gelmediğini gösterecek rakamlardır. Toplumsal hafızamıza kazanan kadın cinayetlerinden, daha 17 yaşında öldürülen Münevver Karabulut'u, 19 yaşında katledilen Özgecan Aslanımızı, kızının gözünün önünde yaralıyken ölmek istiyorum diye yalvaran Emine Bulut'u unutmadık. Onların şahsında nicelerini unutmadık. Ve son dönemde İstanbul'da canice katledilen Ayşenur Halil, İkbal Uzuner, Van Gölü kenarında ölü bulunan Rojin Kabayiş, Adıyaman'da evladının gözü önünde silahla vurulan Merve Daşcan, Adana'da 12 saat içinde hayatını kaybeden 5 kadın. Biliyoruz ki kadınları katilleri kadar korumasızlık öldürüyor. Örneğin sadece geçtiğimiz Eylül ayında Aydın'da 29 yaşındaki Neriman Yükçü şikayet ettiği eski eşi tarafından, Kayseri'de 43 yaşındaki Hatice Gül uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi tarafından, Antalya'da 57 yaşındaki Fadim Temirhanoğulları uzaklaştırma kararı varken boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildiler. OECD verileri Avrupa ülkeleri arasında şiddet gören kadınların oranının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Rakam korkunç. %38. 3 kadından birinden fazlası, neredeyse 2 kadından biri
şiddet görüyor bu ülkede. Ve kadınların %70'i geceleri sokakta yürürken kaygı duyduklarını ifade ediyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nden iki elimizi kaldırarak oy verdiğimiz ve bütün meclis mütabakatla oy verdiğimiz, bir iyi iş yaptıysa Adalet ve Kalkınma Partisi, o da budur dediğimiz o sözleşmeden, bu milletin temsilcilerinin oy birliğiyle girdiği o sözleşmeden tek bir imzayla bir gece yarısı Hüdapar'a verdiği sözü tutmak için çekilen kişi devletin arkasını tek bir imzayla o sözleşmeden çekilen kişi kadınların arkasından devleti çeken, çocukların arkasından devleti çeken kişidir. Tarih önünde sorumludur, tarih önünde mahkumdur. Gençlerimiz ve çocuklarımız güvende değil. Gençlerimiz ve çocuklarımız güvende değildir. Saygın araştırma şirketlerinin raporlarına göre toplumun %85'i bu ülkede çocukların güvende olmadığını ifade ediyor. Unutmayalım, hatırlayalım. Adana'da, Aladağ'da bir cemaat yurdunda çıkan yangında 11 kız evladımızı yitirmiştik. Bu kız çocukları bir devlet yurdu yapılmayıp o cemaat yurdunu da denetimsiz bırakanlar yüzünden ölüme gittiler. 2 yıl önce tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da devlet yurt imkanı sağlamadığı için kaldığı cemaat yurdunda yaşadıklarından dolayı intihar etmişti. Yeterli sayıda devlet yurdu yapmayan yoksul evlatlarımızı cemaatlerin, tarikatların kucağına bilerek itenler bu ölümlerden tamamen sorumludur. Bu iktidar barınma sorununu, öğrencinin barınma sorununu bile isteye çözmemekte, onları bir takım yapıların kucaklarına ittirmektedir. Bu iktidar öğrencinin barınma sorununu bile bile çözmemektedir. Bu iktidar elindeyken İstanbul'da belediyeleri bir tek yurt yapmayan bir iktidardır. Ve bugün burada şu ana kadar 14 tane tertemiz öğrenci yurdunu yaparak bu işte İstanbul'a gelen yoksul vatan evlatlarına sahip çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu buradadır. Kendisini, çalışma arkadaşlarını, bütün belediye meclis üyelerimizi ve ilçelerinin dar kısıtlı imkanlarına rağmen İstanbul'da öğrenci yurdu açan belediye başkanlarımızı, Türkiye'nin dört bir yanında yurt sorunuyla mücadele eden Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri alınlarından öpüyoruz. İyi ki varlar. Ve cemaat ve tarikatlar politikasına devam eden iktidarı uyarıyorum. Devletin hiyerarşisini değil, kendi hiyerarşisini tanıyan, devlete sadakati değil, bir meczuba sadakati koruyanların 15 Temmuz akşamı devlete ve millete ne yaptıklarını hep birlikte gördük. Bugün faaliyette olan, sırtını sıvazladığınız,
koruduğunuz, kolladığınız devletin içine sızmalarına seyirci kaldıklarınızın hangi gün bu devlete baş kaldıracaklarını, bu milletin karşısına çıkacaklarını bilemeyiz. Bilemezsiniz. Bunun için uyarıyorum. Bu köhne anlayışı derhal terk edin. Bu ülke Alperen Enes'i koruyamadı. Bu yılın Mayıs ayında 17 yaşında çıkmaması gereken bir inşaatta çalışırken öldü. MESEM projesi kapsamındaydı. Bu ülkede 16 yaşında çocuklar temizlemekte oldukları vincin altında kalarak, piresin altında kalarak MESEM projesi kapsamında can verdiler, can veriyorlar. Bu ülke 8 yaşında narinimizi koruyamadı. Diyarbakır'da 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre uzaktaki cansız bedenini buldular ama halen daha katilini ortaya çıkaramadılar. Verilen sözü unuttular, unutturdular. Bu ülke 2 yaşındaki Sıla bebeği koruyamadı. Bu iktidar Sıla bebeğin şiddet görmesine, istismar olmasına ve istismar edilmesine engel olamadı. Hastaneye gittiğinde doğru teşhisi koyamadı. Evine yolladı. Bir dahaki geldiğinde iş işten geçmişti. Çünkü narinin katilinde de Sıla bebeğin durumunda da savcının bilmediğini bilen iktidar milletvekilleri söyleyemeye dilim varmıyor, dostlarım var orada diyen iktidar milletvekilleri var. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi narinler ölmesin diye, Sıla bebekler yaşasın diye hem de bu zihniyete karşı, onları koruyan, kollayanlara karşı bir bütün olarak dimdik ayaktadır. Buradayız, burada durmaya, burada olmaya devam edeceğiz. Bu ülkede bebekler bile korunamıyor. 12 yeni doğan yavrumuz ihmalin, denetimsizliğin, para için gözü dönmüşlüğün kurbanı oldu. 19 ay önce bilinen, teknik takibe geçilen ve adeta canlı yayında ölümleri teker teker izlenen 12 bebeğimizi, evladımızı kaybettik. Ölümler bilinirken, bu çetenin faaliyetleri bilinirken o hastaneleri açık tuttular. Operasyon oldu. Gözaltılar oldu, tutuklamalar oldu ama kamuoyu duyana kadar 6 ay daha o hastaneleri tıkır tıkır işlettiler. Ne zaman birisi savcıyı tehdit etti, savcı kendi tehdidinden dolayı durumu bir kez daha ifade etti, kamuoyu duydu, infial oluştu, o gün döndüler o hastanelerin ruhsatlarını iptal ettiler. Açıkça söylüyorum, bir daha söylüyorum, caydırıcı olsun diye herkesin gözünün önünde ibreti alem olsun diye o hastanelerin askıya alınan ruhsatları, iptal edilen ruhsatları başka isimle yeniden önümüze gelmesin diye mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurmalar olmasın diye bir kez daha çağrı yapıyorum. O hastaneleri bedelsiz kamulaştırmamız lazım. Haydi getirin meclise, bunu yapalım. Ve bir kez daha söylemek istiyorum ki bugünkü Sağlık Bakanı o günkü İstanbul İl Sağlık Müdürü'dür. Asla ve asla bir gün daha bu bakanlık koltuğunda oturmamalıdır. Bu bakan mı sorumlu? O bakan mı sorumlu?
önceki mi sorumlu? İfade edeyim ki bir tane var baş sorumlu, aynı kalemle bugünkü bakanı da atayan, o günkü bakanı da atayan Recep Tayyip Erdoğan. Bugün çocuklarımızı ve gençlerimize yönelen en büyük sıkıntı uyuşturucudur. Emniyetin resmi raporlarına göre 2019'dan 2023'e ele geçirilen uyuşturucu, halk arasında demeyeyim dilim varmıyor, bağımlılar arasında kristal denen metamfetamin %2000 artmıştır. Bu açıkça bir suçüstü halidir. İki ihtimal vardır. Ya bu iktidarında 4 yılda metamfetamin bağımlılığı %2000 artmıştır. Ya da bu iktidarın bugünkü bakanının ele geçirdiklerini 20'de birini bile ele geçirmeyen bir önceki bakan vardır. Ama sorumlu bu bakan mıdır? Süleyman Soylu mudur? Baş sorumlu vardır. İkisini de atayan Erdoğan'dır. Toplumun yüzde yetmişi maalesef her geçen gün uyuşturucu kullanımının daha çok arttığını ifade etmektedir. Anketlerde toplumun uyuşturucu kullanımının arttığını söyleyenlerin sayısı son ankette %88'e ulaşmıştır. Hal böyleyken her bir siyasetçi, belediye başkanı, ilçe başkanı, partilimiz gittiği her yerde evladımızı bu illetten kurtarın, artık uyuşturucu sorununa bir çare bulun diyen anneyle babayla, gözü yaşlı aile mensuplarıyla karşılaşmaktadır. Bunun için bu sorunu yaşam hakkı açısından fevkalade önemsiyoruz. Bir diğer yaşam hakkı ihlali iş cinayetleridir. 2023 yılında 1972, 2024'ün ilk 8 ayında 1371 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Sağlık çalışanlarında durum aynı. 2022'de 249 olan, 2023'te 450'ye çıkan şiddet vakası 2024'ün sadece ilk 6 ayında 500'ü geçmiştir. Bu iktidar sağlıkta şiddetin önüne geçecek adımlar için sağlık meslek örgütlerinin, sağlık alanındaki sendikaların, muhalefet partilerinin önerilerini elinin tersiyle itmekte, sağlık emekçisini katliamcılarla, saldırganlarla, gözü dönmüşlerle burun buruna baş başa bırakmaktadır. Maalesef pek çoğunuz dün gece yoldaydınız, uyumadınız. Bu sabah dünyanın en güzel şehri İstanbul'a uyandınız. Maalesef bu ülkede bir sabah uyanıyoruz, 8 yaşında bir kız çocuğu öldürülmüş. Olayın üstü örtülmeye çalışılıyor. Bir sabah uyanıyoruz, gencecik bir kadın canice katledilip surlarından atılmış bu kentin. Bir sabah uyanıyoruz, el kadar bebekleri cani bir tüccarın karına kurban eden sistem tıkır tıkır işliyor. Bir sabah uyanıyoruz, ormanlarımız içindeki canlarla birlikte cayır cayır yanıyor. Bir sabah uyanıyoruz, sokaktaki masum canlar. Bu iktidarın getirdiği
sonunda itlaf, katliam dediği bir yasayla ve bizim, sizin, hepimizin mücadelesiyle o itlaf lafı oradan çıkmışken, ama yasa ortada, niyet akılda, zihindeyken, onlar ki hiçbirisi bu yasayı uygulamayan belediye başkanlarım tehdit altındadır ama asla bu yasayı uygulamayacaktır. Bu yasayı uygulayan iktidar mensupları canlarımızı katletmektedir. Buna sonuna kadar direneceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bir sabah uyanıyoruz. Akşam olmadan TUSAŞ'ımıza yapılan saldırıyı adeta canlı yayınlarda izliyoruz. Bu millet iktidarı seçerken güvenliğini o iktidara emanet eder. Bu milleti koruyamayanlar emanete ihanet edenlerdir. Biz onların dimdik karşısındayız. Biz bu iktidarı düzeltene kadar, bu iktidarın uygulamalarını derhal terk edene kadar, bu ülke kadınlar, çocuklar, canlar, bebekler ve her birimiz için güvenli bir ülke olana kadar bu iktidarla mücadele edeceğiz, bunları yeneceğiz, bu ülkeyi tekrar kurtaracağız. Tekrar kurtaracağız. Bizim yıllarca itiraz etmemize rağmen sağlık hizmetleri ticarileştirildiği için, denetlenmediği için yoğun bakım üniteleri bile başkalarına parça parça kiralanabildiği, taşerona verilebildiği için bebekler, yeni doğanlar öldü. Bizim her bir milletvekilimizin iki eliyle oy verdiği İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı için devlet kadınların arkasından çekildiği için her geçen gün kadın ölümleri, kadına karşı şiddet tırmanıyor. Şiddete karşı caydırıcı cezalar olmadığı için, İhal indirimi kaldırılmadığı için ve nasılsa biraz yatar çıkarım diye düşündüğü için caniler bu cinayetler işlenmeye devam ediyor. Evlatlarımız cemaatlere, tarikatlara mecbur edildiği için ÇEDES gibi programlarla sınıfın ortasına tabut getiren bir anlayışa emanet oldukları için bu ölümler, bu cinnet hali devam ediyor. Biz hayvan hakları fonu kurup sokak hayvanları sorununa vicdani, ahlaki, insani bir çözüm bulalım derken iktidar hayvan öldürmeye cevaz veren bir kanun çıkardığı için bu canlar katlediliyor. Biz ormanları korumak için tedbir alın derken onlar kendilerine aldıkları uçaklardan vazgeçmeyip yangın söndürme uçakları almadıkları için, yeterli kaynak ayırmadıkları için, orman mühendisini ormanın dostu değil hükümetin düşmanı gördükleri için bu haldeyiz. 6 Şubat 53.537 can öldü ve 24 bini Hatay'da öldü. O gün yaşam hakkını koruyamadıkları, dirençli kentleri inşa edemedikleri, kesilen kolonları görmedikleri, keseni cezalandırmadıkları ve ilk anda orduyu sahaya sürmedikleri için yaşananlar hala yüreğimizi yakıyor. Ve bu ülke 40 yıldır 50 yıldır teröre en az 40 bin can verdi. Yaşam hakkının en önemli tehdidi de terördür. Buraya gelirken bile kaygılandığımız şey terörün gözünün yaşına bakmadan
kim olduğuna bakmadan sivilleri hedef almasıdır. Askerimizi, polisimizi şehit etmesidir. Biz bu ülkede toplumsal barışın sağlanması için gerekli iradeyi hep koruduk. O iradeye hep vardı, şimdi de onu ifade ediyor ve bir adım geri atmıyoruz. Çünkü biz yıllardır bu ülkede yaşayan insanların anayasada yazdığı gibi eşitliğini savunduk. Bu ülkede Kürtler sorunum var diyorsa Kürt sorunu vardır. Devlet bir sorunun olup olmadığına değil, millet o sorunun olup olmadığına karar verir. Devlet o sorunu çözmek için vardır. Ancak Cumhur İttifakı bu sorunları görmezden gelerek, diğer yandan şehit ailelerinin, gazilerin duygularını yok sayarak, konuyu bir kez daha meclisin önünden kaçırarak, işine gelen aktörü parlatarak, işine gelmeyeni hapiste tutarak, Irak'ta tutarak ve fikrini almayarak, ben yaptım oldu diyerek bir dayatmanın içine girmiştir. Bizim tutumumuz nettir. Bu ülkede Kürtler sorunumuz kalmadı diyene kadar Kürt sorununun varlığına inanacağız. Bu sorunlar kayyum politikalarının sona ereceği, sivil demokratik siyasetin önünün açılacağı, herkesin kendini özgür ve eşit hissedeceği, toplumsal barışın bir mütabakatla inşa edileceği bir süreci mecliste başlatarak ve takip ederek ve sonlandırarak bu sorunu çözmelidir. Biz bu zemini oluşturacak girişimlere üzerimize ne düşüyorsa o boyutuyla katkı vereceğiz. Terörün bitmesi için kim konuşacaksa konuşsun ama bir kişiyi konuşturup sorunu çözme hesabı yanlış hesaptır. Bir kişinin sorununu çözüp Tayyip Bey'in de istediğini alıp bu alışverişle bir anayasa oyunu kurma hesabı ayıplı bir hesaptır. Bunun için biz çözüm için meclise adres gösteriyoruz. Devlet Bey Abdullah Öcalan'a meclise adres gösteriyor. Yapılan teklif görünüşte Sayın Bahçeli'nin teklifidir. Cumhur İttifakı'nın gizli açılımının ayan beyan sözcüsü Sayın Bahçeli'dir. Ancak Sayın Erdoğan'ın hala iki kelam etme cesareti gösteremediğini gözlerimizin önünde hayretle izliyoruz. Erdoğan Bahçeli söyleyeceğini söyledi. Gizli bir görev dağılımı olduğu ortada. Bir anlaşmazlık olduğunu söyleyenler de var. Artık sözcünün görevi bitmiştir. Erdoğan çıkıp bu millete açıklama yapmak zorundadır. Teröre karşı sizin gösterdiğiniz bu cesareti göstermeyen Erdoğan'a çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle diyoruz. CHP toplumsal barışın sağlanması, bir daha şehit gelmemesi, anaların gözyaşı dökmemesi için irade sahibidir. Ve CHP şehit ailelerinin, gazilerin yüzüne bakamayacağı hiçbir yöntemin, hiçbir sürecin içinde olmayacaktır. Onun için Devlet Bey'in söyledikleriyle değil, toplumsal mütabakatla milletin temsilcileriyle birlikte yol almak en doğrusudur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkedeki toplumsal barışında,
kardeşliğin de, ülkenin bölünmez bütünlüğünün de teminatı bu ülkenin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ancak partimizin bu tutumundan rahatsız olanları, siyasi yan kesicilik yapmaya çalışanları, düzmece anketlerle kitlenin moralini bozmaya ve topluma istikamet tayin etmeye çalışanları görüyoruz, izliyoruz. Onlar bilsinler ki biz bu ülkenin bir tane sorununu çözmek için sorumluluk alırız. Biz Erdoğan'ın sorununu çözmek için anayasa yapmayız. Biz Bahçeli ve Erdoğan'ın iyi polis, kötü polis oyununa alet olmayız. Biz özgüvenli siyasetimizle kurulduğu gün olduğu gibi, 31 Mart'ta olduğu gibi bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Bu iktidar kadınlara, çocuklara iyi gelmiyor. Bu iktidar 12.500 liraya mahkum ettiği emeklilere, ara zam yapmayıp 17.000 liraya geçin dediği asgari ücretlilere, maliyetin altında fiyat verdiği çiftçilere iyi gelmiyor. Anayasa diyelim, bunları konuşmasınlar. İsrail saldıracak diyelim, bu gündemden kopsunlar. Öcalan meclise gelsin diyelim, milletin derdi görünmesin istiyorlar. Ama biz onların gündemine hiçbir zaman teslim olmadık ve asla olmayacağız. Bugün toplumda bir kişi için umut hakkı konuşuluyor. Ve şunu eklemek, şunu sormak istiyorum. Bu millet için umut hakkı ne zaman konuşulacak? Açlık sınırının altında kalan emeklilere, asgari ücretlilere, mülakatta elenen gençlere, onlarca sabıkasına rağmen salıverilen suçluların öldürdüğü kadınlara, gençlere, yaşama hakkı elinden alınan çocuklara, bebeklere, dirençsiz kentlerde, afetlerde hayatını kaybedenlere, ailelerine ne zaman umut hakkı tanıyacaksınız? Vera'ya ve babası Tayfun Kahraman'a, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay'a ne zaman umut hakkı tanıyacaksınız? Bugün Beşiktaş meydanında teröre inat, her türlü şiddete karşı yaşam hakkını savunan sizlere, her birinize teşekkür ediyorum. Bu meydandan yükselen ses Türkiye'nin sesidir. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Bu ülkeyi birlikte kurduk. Sorunları birlikte çözeceğiz. Kimsenin bize istikamet çizmesine de izin vermeyeceğiz. Unutmayın, bu cumhuriyeti, bu ülkeyi korkmayanlar kurdu. Biz de korkmuyoruz. Teröre rağmen bir arada yaşama irademizden, kardeşliğimizden vazgeçmiyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsüne teslim olmadık, olmayacağız. Bugün 27 Ekim. İki gün sonra 29 Ekim. Ve birileri diyor ki mitingi iptal edin, etmedik. Birileri diyor ki bahanesi bulundu, 29 Ekim kutlamalarını iptal edin, etmedik. Ve şimdi buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut genel başkanı olarak sizlere bu partinin birinci genel başkanının yaptığı bir işten ve bugüne yolladığı bir mesajdan bahsedeceğim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
dünyadaki iyi eğitim, yüksek teknolojiyi bu ülkeye kazandırmak için, bu ülkenin gençlerini yurt dışında eğitime yollayan projenin bizzat sahibidir. Öğrenciler yurt dışına giderken, trene binmek üzereyken, o dönemi şöyle hatırlayın. Sivas'ın Zara ilçesinden çıkmış öğrenci, önce köyünden Zara'ya, Zara'dan Sivas'a, aksak ulaşım imkanlarıyla İstanbul'a kadar gelmiş, devletin kendine verdiği tren biletini almış ve trene binmek üzere gardadır. Öyle ya, o trenin her bir yolcusu Anadolu'daki evinden günler önce ayrılmıştır. Gitmeden durdurmak ya da ona bir şey duyurmak gerekirse trene telgraf uygulaması vardır. Örneğin gitme, anneni kaybettik, eve dön telgrafı için o günlerde kurulmuş sistemdir. Türkiye'den yurt dışına eğitim için giden öğrencilere trene binerken garda telgraf gelmektedir. Milli Eğitim Bakanı eliyle ulaşan telgrafta Gazi Paşa öğrenciye, evladım yurt dışına bir kıvılcım olarak gidiyorsun. Anadolu'dan dünyanın öbür ucuna bir kıvılcım olarak sıçrıyorsun. Eğitimini alacaksın, öğreneceksin ve bu ülkeye bir cumhuriyet ateşi olarak döneceksin diye telgraf çekmektedir. O telgrafı alan öğrenci, o telgrafı anasının resminin yanına koyduğu gibi yurt dışına gider ve hiçbiri dönmemeyi düşünmez. Şimdi Gazi Paşa'nın sözleriyle her birinize seslenmek isterim ki, buraya korkmadan geldiniz. Partinize, ülkenize bağlılıkla geldiniz. Her birinizin içindeki aşkı sevdayı biliyorum ve her birinize inanıyorum. Buraya birer kıvılcım olarak geldiniz. Buradan memleketlerinize birer cumhuriyet ateşi olarak dönün. 29 Ekim'i ilk günkü gibi sahiplenenler olarak 100. yılda olduğu gibi 81 ilde tüm örgütlerimizi, tüm vatandaşlarımızı cumhuriyete sahip çıkmaya, cumhuriyet bayramını korkmadan, sinmeden, birilerinin işine geldiği gibi iptal etmeden hep beraber kutluyoruz. Gidin cumhuriyet ateşleri. Sizi seviyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. İyi ki Cumhuriyet var. Hoşça kalın. Hoş geldiniz. Güle güle gidin. Gittiğiniz yeri güldürün. Biz geleceğiz ve bu milletin yüzünü güldüreceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. İttifakının mimarı, Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel, gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye teşekkür ediyorum.